Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 12. sınıflar sağlık hizmetlerinde iletişim dersi 2. dönem 1. yazılı soru örneklerini sizlere bir kez daha hatırlatalım istiyoruz. Evet, aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y harfi koyunuzdaki ilk bölümümüz bakalım neymiş. Sınırları belli bir doğal çevrede ortak amaçlar için bir araya gelen, birbiriyle ilişki, işbirliği ve dayanışma içinde olan insanlardan oluşan kümelere toplum denir ifadesi var ki evet, toplumun kavramının açıklaması tanımı budur arkadaşlar. Onun için bu bilgiye doğru diyelim. Her grup amaçladığı işlevini sürdürdüğü müddetçe varlığını sürdürür ifadesi. Evet, bu şekilde, aynı şekilde amaç ve varlık doğru orantılı biliyorsunuz. Amacınız varsa varlığınız da devam edecektir. Onun için doğru diyoruz. Resmi olmayan gruplar yetkili organlarca oluşturulmuş yasa, tüzük ve yönetmeliklere göre yönetilen gruplardır. Bakın, resmi olmayan grup diyor. Bu bahsedilen resmi olan gruplar olacaktı. Ama burada resmi olmayan dediği için bu bilgiye yanlış diyeceğiz arkadaşlar. Evet, bireyin statüsüne uygun davranışlarına rol denir ifadesi var ki evet, rolün kısa açıklaması da budur. Onun için bu bilgiye de doğru diyelim arkadaşlar. Bireyin kazanmak için herhangi bir çaba sarf etmediği, doğuştan kendisinde var olan statüye kazanılmış statü denir ifadesi değil arkadaşlar. Kazanılmış değil, verilmiş statüdür. Buraya verilmiş statü olsaydı doğru diyecekti. Çünkü cinsiyeti, ırk, zenginlik, fakirliği biliyorsunuz ki biz doğuştan bize verildiği için kazanıyoruz. Yani erkek olan kız, kız olan erkek yapma şansımız yok normal şartlarda. Onun için bu bilgiye yanlış diyeceğiz arkadaşlar. Kazanılmış bir statü değil, verilmiş bir statü olacak. Onun için cevabımızın yanlış olduğunu söyleyelim bir kez daha. Toplum içinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara görgü kuralları denir ifadesi yanlış arkadaşlar. Burada sosyal düzen kuralları diyoruz biz bunlara, görgü kuralları değil. Çünkü din, ahlak kuralları, görgü, hukuk kuralları hepsi bu sosyal düzen kurallarının içinde yer alır. Onun için görgü kuralları diyemeyiz. Yanlış diyeceğiz arkadaşlar buradaki soruya. Toplumda uzun zamanda oluşmuş ve uyulması zorunlu sayılan ortak davranışlara gelenek ve görenekler denir ifadesi aynı şekilde doğru bir ifade, buraya D yazalım arkadaşlar. Boyasız ayakkabı, ütüsüz ve sökük kıyafetler ahlak kurallarına aykırıdır ifadesi var ki arkadaşlar, burada boyasız ayakkabı, ütüsüz, sökük kıyafetin ahlakla ne alakası var? Dolayısıyla buna yanlış diyeceğiz arkadaşlar. Ahlak kurallarıyla hiçbir şekilde alakası yok. Yeter ki temiz olsun arkadaşlar. İnsan Hakları Bildirgesi 1789 yılında ilk yazılı metin olarak hazırlanmıştır ifadesi aynı şekilde doğru diyoruz arkadaşlar. Cep telefonları uygun olmayan yer ve zamanlarda, sinema, toplantı gibi yerlerde kapalı tutulmalıdır. Aynı şekilde yine başkalarına saygı duymak, onları rahatsız etmek adına kapalı tutulmalı. Onun için cevabımıza da yine doğru diyoruz arkadaşlar ve geçiyoruz bir başka bölüme. Evet, çoktan seçmeli sorular var görüyorsunuz. Çoktan seçmeli soruların ilkinde devlet gücüyle uyulması zorunlu hale getirilmiş toplum hayatını düzenleyen kurallardan hangisi yazılı olmak zorundadır? Evet, yazılı olanlar, hukuk kuralları anayasada, kanunlarda, tüzüklerde yazılı olmalı arkadaşlar. Ahlak kuralı değil, görgü kuralı, moda kuralları, örf adet kurallarının yazılı olmasına gerek yok ama hukuk kuralları mutlaka yazılı olmalı, yoksa ortalık kargaşaya dönecektir. Aşağıdakilerden hangisi dinin yerine getirdiği fonksiyonlardandır arkadaşlar? Buna dikkat edelim. Toplumun istikrarı ve devamını sağlar mı? Dini bilgiler ve dini ahlak doğru. Güç çevre şartları içinde varlığımızı sürdürmek için cesaret verir. Dinsel törenler toplum dayanışmasını kuvvetlendirir. Dinler sosyal adaletsizliğe ve sosyal düzene karşı eleştiri getirir. Doğru. O zaman görüyoruz ki hepsi doğru. Cevabımız Edirne seçeneği diyoruz arkadaşlar yine bu soruda. Aşağıdakilerden hangisi örf ve adet kurallarını meydana getiren şartlardan biri değildir? Soru köküne dikkat ediyoruz arkadaşlar. Değildir var. Akla uygunluk bunlardan biri mi? Evet. Kesinlik? Evet. Genel inanç, evet. Kanuna aykırı olmaması, evet, ama geçici olması arkadaşlar, adet ve örfün
kurallarını meydana getiren şartlardan biri değil, geçici değildir çünkü yüzyıllarca, bin yıllarca devam eden ifadeler. Onun için cevabımız gayet açık diyoruz bu soruda. Aşağıdakilerden hangisi hukuk düzeninin temel fonksiyonlarından biri değildir ifadesi var. Evet, burada barışı sağlamak, evet, özgürlük sağlamak, güveni sağlamak, eşit sağlamak, teknolojik gelişmeyi sağlamak diye hukuk düzeninin temel fonksiyonu yok. Dolayısıyla hukukla teknolojinin bir alakası yok. Cevabımız Edirne seçeneği arkadaşlar bu soruda. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kuralının özelliği değildir ifadesi var. Yani devletçe belirlenmesi hukuk kurallarının özelliği midir? Kesinlikle evet. Dolayısıyla şöyle bir eleyelim. İnsan haklarını sağlaması, hakları hukuki ve ödevleri göstermesi, hakları ve hukuki ödevleri göstermesi, hukuksa güvenlik sağlar, hukuksal güvenlik diyelim. Bu da doğru. Uyulmadığında cezası toplum tarafından verilir. Toplum tarafından ceza bazen linç edilir ama arkadaşlar bu normal olanı değil. Yani cezası toplum değil, yine devlet ve kanunlar tarafından verilmeli. Onun için cevabımız Edirne seçeneği diyoruz. Öbür türlü kim kime dumdum olursa orada bir sosyal adalet düzen olmaz arkadaşlar. Onun için devleti ve hukuka, kurallara bırakalım böyle cezai işlemleri. Geçiyoruz diğerine arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi grupların temel özelliklerindendir ifadesi var. Evet, grup üyeleri arasında rol ve statü ayrımı var mı arkadaşlar? Kesinlikle temel özelliklerinden biridir bu. Yani bir grupta yer alıyorsan orada rolün ve statün farklı arkadaşlar. Sosyal yardım hizmetleri değil, ana babanın sağlık düzeyleri değil, ekonomik yarar sağlama değil, evlilik ve ebeveynle hazır olma değil. Grup üyeleri arasında rol ve statü ayrımının olmasıdır temel özellik. Onun için cevabımız Adana seçeneği diyoruz arkadaşlar bu soru için. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal ilişkilerin özelliklerinden değildir ifadesi var. Evet, buna da bakalım. Toplumsal ilişki en az iki kişi arasında olmalı. Doğru. Belirli bir zaman dilimi içinde yaşanmalı. Bu da aynı şekilde doğru. Çözümlerin belirlenmesi, bireyler birbirlerini etkilemeli. Doğru. Yaşanan ilişki bireyler arasında aynı anlama gelmeli ifadesi değil arkadaşlar. Farklı anlamlara da gelebilir ama dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneği diyoruz arkadaşlar bu soru için. Aşağıdakilerden hangisi aile içi etkileşimi etkileyen başlıca faktörlerden değildir? Evet, aile içi iletişimi faktörler bir sürü var. Özellikle çağımızda daha da biliyorsunuz insanlar odasından çıkmıyor. Aile ilişkisi diye bir şey kalmamış. Dolayısıyla evlilik ve ebeveynliğe hazır olma bu faktörlerden biri. Ana babanın sağlık düzeyleri aynı şekilde bu faktörlerden biri. Yetiştirilme biçimleri öyle. Çevrenin fiziksel ve iklimsel özellikleri öyle. Birbirlerine olan saygı ve güvenler. Arkadaşlar, aile içi etkileşimi etkileyen başlıca faktörlerden değildir diyoruz ya, işte o cevabımızın Ceyhan seçeneği olduğunu ifade edelim. Burada A seçeneğinde diyebilirsiniz, B seçeneğinde diyebilirsiniz, D seçeneğinde diyebilirsiniz ama çevrenin fiziksel ve iklimsel özellikleri aile içi etkileşimi etkileyen başlıca faktörlerden değil arkadaşlar. Onun için cevap direkt söyleyelim. E seçeneği olacak arkadaşlar. Bu 8. sorumuza. Buna dikkat edelim. Cevabımızın E seçeneği olduğu gayet açık diyoruz arkadaşlar. 9. sorumuza bakalım. Toplumu tanıyabilmek için aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi gerekir? Evet, bir toplumu tanıyabilmemiz için arkadaşlar öncelikle o toplumda bireylerin birbirlerini etkilemeli. Dolayısıyla toplumun nüfus özellikleri değil. Toplumsal ilişki en az iki kişi arasında olmalı. Bu değil. Belirli bir zaman dilimi içinde yaşanmalı, ilişki içinde bireyler birbirine haberdar olmalı, bireyler birbirini etkilemeli. Evet, birbirini etkilersek toplumu tanıyabiliriz. Dolayısıyla cevabımız Denizli seçeneği diyoruz arkadaşlar yine bu soruda. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal ilişki çeşitlerindendir? Evet, başvuru nedenlerine göre toplumsal ilişki çeşidi olabilir mi? Evet, cevabımızı A seçeneği olduğunu söyleyemeyiz. Hangisi toplumsal ilişki çeşitlerindendir diyor. İlişkinin süresine göre, hastalık nedenlerine göre, coğrafik nedenlere göre, kaynakların sınırlılığına göre ifadesi Edirne seçeneği doğru seçenek olacak arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız E diyoruz ve geçiyoruz bir başka bölüme. Evet, aşağıdakilerden hangisi toplumu tanımak için bilinmesi gereken özelliklerdendir diyor ya. Bakalım hangisiymiş. Evet, toplumun nüfus özellikleri bunlardan biri mi arkadaşlar? Evet. Toplum için mevcut hizmet olanakları, toplumla ilgili genel bilgiler, hizmetlerin kullanımı,
önceliklerin belirlenmesi şeklinde ifade edilmiş ama dolayısıyla toplum tanınması için bilinmesi gereken özelliklerdendir. Önceliklerin belirlenmesi cevabımız Edirne seçeneği arkadaşlar bu soruda. Diğer sorumuzdayız. Toplum içinde var olan ve uyulması gereken incelik ve saygı kuralı aşağıdakilerden hangisidir ifadesi? Ahlak kuralı, gelenek görenek, görgü kuralı, hukuk kuralı, din kuralı varken bunların içerisinde incelik ve saygıyı görgü kuralı ifade eder arkadaşlar. Cevap C seçeneği diyoruz bu soruda. Evet, 13. sorudayız. Uyulmadığında yaptırımı toplum tarafından ayıplanmak olan toplumsal kurallar bütünü nedir? Evet, uymadığın zaman toplum sizi ayıplar, dışlar arkadaşlar. Peki bu kurallar bütününe ne diyorduk? Biz dini kurala, hukuk kural, gelenek görgü değil, ahlak kurallardır arkadaşlar. Ahlaksız insan deyip yüzünüze kimse bakmaz. Onun için cevabın Ceyhan seçeneği olduğunu da hatırlatalım böylelikle. Karşılaşma, selamlaşma ve el sıkışmada uyulması gereken kurallardan bazıları aşağıda verilmiştir. Bunlardan hangisi doğru değildir diyoruz. Değildir seçeneğine dikkat edelim arkadaşlar. Selamlaşma sırasında abartılmış konuşma ve davranışlardan kaçınılmalıdır. Evet, sade ve anlaşılır düzgün olmalı. Bunun için bu bilgiye doğru diyeceğiz. Toplantı veya davetlerde önce evin hanımı, sonra diğer kişiler selamlanmalıdır. Nezaket kuralları gereği bayanlara öncelik diyoruz. Bu da doğru. El sıkışmada üst makamda bulunanların veya yaşlıların önce el uzatmaları gerekir ifadesi aynı şekilde doğrudur arkadaşlar. Gerek ilk tanışma ve gerekse selamlaşmada bayan elini uzatmasa dahi erkek zorla elini sıkmalıdır. Arkadaşlar zorla el mi sıkılır? Böyle bir selamlaşma mı olur? Direkt cevap belli. Selamlaşma baş eğilerek, el kaldırılarak, şapka çıkarılarak olduğu gibi sözle de olur. Günaydın, iyi akşamlar, iyi günler, selamun aleyküm gibi ifadeler var. Dolayısıyla bu da doğruyken zorla el sıkma de hele hele bir bayanın zorla el sıkıp da selamlaşması olmaz. Onun için cevap Denizli seçeneği diyoruz arkadaşlar bu soruda. Birey ve toplum hakkındaki açıklamalardan hangisi doğru değildir ifadesi var. Arkadaşlar doğru değildir'e bakalım. Doğru değildir. O değildirler bizi hep yanıltıyor. Birey sınırsız ihtiyaçları olan ve bu ihtiyaçları karşılamak için kabiliyetlerine sınır konmayan, maddi kaynakları sınırlı bir dünyada yaşayan, sosyal ve medeni bir varlıktır ifadesi var. Hangisi doğru değildir diyor. Arkadaşlar değildir'e bakacağız. Onun için bu bilgi doğru. Tek başına hayatını sürdüremez, toplum içinde yaşamak zorundadır. Doğru. Her birey farklı özelliklere ve kabiliyetlere sahiptir. Doğru. Bu farklılıkların herkes tarafından kabul edilmesi ve özel olduğunun bilinmesi sağlıklı bir toplum için şart değildir değil mi? Şarttır arkadaşlar. Dolayısıyla yanlışı bulduk. Bireyler hem kendilerini hem de toplum yararına kabiliyetlerini geliştirmek zorundadır. Doğruyken yanlış olan seçenek D seçeneği arkadaşlar olacak diyoruz. Ve geçiyorum diğer sayfaya. Evet, 16. sorumuzdayız. 16. soruda hangisi yaşlı hastalarla iletişim kurarken dikkat edilecek noktalardan biridir? Evet, yaşlılarla konuşurken neye dikkat edecekmişiz bakalım. Yaşlı hastalarla iletişim kurarken hastanın sizi anlayamayacağı varsayımlarla yaklaşır. Evet, sizi anlayamayacaksa o nasıl bir iletişim? Geçtim. Yaşlı hastalarla yüksek sesli ve hızlı konuşulur. Hızlı değil arkadaşlar. Yavaş tonla sakin konuşulmalı. Bunu da geçtik. Yaşlılarla çocuklarla konuşur gibi konuşulur. Yaşlılara çocuk muamelesi yapılmamalı arkadaşlar. Onlar tamam yani bir yerden sonra çocuklaşıyorlar ama yani 3 yaşındaki çocuk gibi de konuşulmaz. Bunu da geçtik. Tıbbi terimleri aşırı kullanmaktan kaçınılır. Evet, hastanın anlayacağı şekilde konuşulmalı diyoruz. Cevabımız D seçeneği gibi görünüyor ama devam edelim. Kendisiyle ilgili alınacak kararlardan hastanın fikri alınmaz diyemezsiniz. Hastanın rızası olmadan hastaya zaten bir şey yapamazsınız. Onun için cevap Denizli seçeneği arkadaşlar bu soruda. Aşağıdakilerden hangisi hasta çocuklarla kurulacak iletişim yollarından biridir ifadesi var. Evet, dokunarak güvende olmalarını sağlamak. Evet, budur arkadaşlar. Güven en güzeli budur. Dokunaraktır. Nefes egzersizi yapmasını sağlamak değil, çocukla iletişim ses tonuna dikkat etmemek değil, bazı uygulamalarda yalan söylemek değil, kendisiyle ilgili alınacak kararlarda çocuğun fikrini almamak zaten olamaz. Ama dokunarak onun güvende olduğunu sağlamak güzel bir harekettir, iletişim yoludur. Onun için cevabımız Adana seçeneği arkadaşlar bu soruda.
Aşağıdakilerden hangisi hastalarla kurulan iletişimi engelleyen faktörlerden biri değildir? Yine soru köküne dikkat. İletişim sırasında hastayı unutmak bu bir engeldir arkadaşlar. Hasta ile konuşurken tıbbi terimler kullanmak engeldir çünkü hasta sizi anlamayacak. Ekip elemanlarının birbiriyle olan olumlu ilişkileri bizden istenen iletişimi etkilemeyen olumlu bir durum. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği diyelim. Servisin devamlı ve hareketli olması yoğun atmosfer iletişimi etkileyen etkenlerden biridir. Hastane ortamındaki gürültü, ısı, ışık, havalandırma durumu yine engel teşkil eden etkenlerdenken ekip elemanlarının birbiriyle olumlu olan ilişkileri iletişimi engelleyen etkenlerden biri değildir. Cevabımız C seçeneği diyoruz arkadaşlar yine bu soru için. Aşağıdakilerden hangisi öfke sebeplerinden biri değildir? Evet, bireysel tehdit hissetme bir öfke sebebi midir? Kesinlikle. Anksiyete, kaygı dediğimiz bir durum öfke sebebi olabilir. Kırgınlık öfke sebebi olabilir. Engellenmişlik bir öfke sebebi olabilir. Kendisine olan saygısını artırma bir öfke sebebi olmaz. Olamaz arkadaşlar. Saygıyı artırıyorsunuz. Dolayısıyla cevap Edirne seçeneği diyoruz bu soruda. Evet, panik içinde sağlık kuruluşuna gelen kişiye aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Evet, acile koşuyoruz ya bazen Allah göstermesin durumlarımız oluyor. Peki bu insana aşağıdakilerden hangisi yapılmalı? Hasta sessiz bir odaya alınmalıdır ifadesi. Aynı şekilde bir sakinleşmeli insan. Bu bilgiye doğru arkadaşlar. Şikayetlerin kısa bir süre sonra geçeceği söylemeli, telkin edilmeli. Nefes egzersizleri yaptırılıp rahatlatılmaya çalışılmalı. Tıbbi yardıma ihtiyacı varsa hemen yönlendirilmesi. Dolayısıyla yapılması gerekenler bunlar. Yani acile girip de ilgi alaka görmeyen insanların orada kavga gürültü yaptığını görüyorsunuz. Çünkü o insanların canı az arkadaşlar. Canını burnuna takmış gelmişler. Dolayısıyla biraz daha anlayışlı olmak gerekiyor. Empati kurmak gerekiyor. Onlara biraz daha özen göstermeliyiz. Çünkü dediğimiz gibi canhıraş acile gelmiş insanlar arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi acile gelen, öfke ve panik yaşayan hasta yakının özelliklerinden biri olamaz? Evet, dedi ki acile gelmiş, ölümle burun buruna kalmış bir insanı acile zor yetiştirmiş. Bu insanların duyguları çok karışıktır arkadaşlar. Dolayısıyla endişelidir, panik içindedir, kırılgandır, streslidir ama huzurludur diyebilirsiniz, diyebilir misiniz bu insana? Huzuru kaçmış adam paldır küldür zaten acile zor gelmiş veya yakınını getirmiş. Dolayısıyla huzur arayamazsınız bu insanlara cevap C seçeneği. Öfke ve panik yaşayan hasta yakınıyla doğru iletişim için aşağıdakilerden hangisi yapılmalı? Evet, biraz önceki hastaya yakınından bahsediyoruz arkadaşlar. Etkin dinleme yapılmalı ve empati yapılmalı. Bu insanlar için kesinlikle adam yerine koyacaksın ve onu dinleyeceksin arkadaşlar. En güzeli bu. Öfkeni davranışlar gösterilmeli. Sen öfke, o da öfkeli olunca ortalık karışacak. Küçümser tavır gösterilmeli. Küçümsersen yine kavga gürültü. Ses tonu yüksek olmalı. Bağırarak konuşursan adama zaten canı burnunda. O da size dalacaktır haliyle. Korkutucu görünüm sergilemeli. Kimi çocuk mu karşındaki de bö yapınca falan mı acaba korkacak? Böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Dolayısıyla bunların hepsi yapılmaması gereken şey ama etkin dinleme ve empati yapılmalı. Kendini onun yerine koyup onun endişesini, paniğini, kırılganlığı, stresine ortak olunmalı. Onun için cevabımız A seçeneği diyoruz arkadaşlar bu soruda ve videomuzun son iki sorusu arkadaşlar. Kayıp yaşayan hasta yakınıyla doğru iletişim için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır diyorduk. Etkin dinleme yapılmalı mı arkadaşlar? Kesinlikle evet. Destek amacıyla dokunulmalıdır. Omuzuna, boynuna, beline artık müsait olan abartıya kaçmayacak şekilde. Ölen hastanın geçmişinden çok ölümü konuşulmalıdır. Arkadaşlar evet, geçmişinden çok ölümü konuşulmalıdır ifadesi de aynı şekilde yakının aklına ölen eşi gösterilmemelidir. Arkadaşlar niye göstermiyorsunuz ki? Böyle bir şey var mı? Sorularına açık ve net cevap verilmeli var. Yakının aklına ölen kişi gösterilmemelidir. Yani burada bahsettiğimiz kavramlara dikkat ediyoruz. Burada ölen hastanın geçmişinden çok ölümü konuşulmalıdır. Yani geçmişinde şöyleydi de böyleydi de değil de şundan dolayı vefat etti şeklinde söylenmeli. Ama burada aklına yani yakının aklına ölen kişi gösterilmemelidir ifadesi getirilmemelidir. O kişinin aklına getirilmemelidir veya ölen kişi ona gösterilmemelidir. Yapılmamalı arkadaşlar. O da onların hakkı. Dolayısıyla cevabımızın Bursa seçeneği olduğunu da hatırlayalım ve son sorumuza geçelim böylelikle.
hangisi hasta yakını ile iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken hususlardandır ifadesi. Hasta yakını ile göz teması kurun ve bunu sürdürün. Sorunlarınızı yanıtlamaları için zaman tanıyın. Hiç kimseyi hor görmeyin. Çok yüksek ya da alçak sesle hükmeder tavırla konuşmayın. Küçümsemeyin. Empati kurun. Dolayısıyla bunların hepsini yapın diyorsak cevabımız E seçeneği olacak diyoruz. Ve bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın. Lütfen parolasıyla hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Sağlık meslek liselerini YouTube'da anlatan tek kanal olma gururunu yaşayarak hepinize sınavlarınızda başarılar. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.